Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, hoş geldiniz yayınımıza. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı kapsamında öyle bir fotoğraf verildi ki fotoğraf gündem oldu. Şimdi o karede Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Hava ve Deniz Kuvvet Komutanları vardı. Aynı zamanda o kareye Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da girdi. Elbette orduyla siyasetin ayrı olması ve bağımsız olması bağlamında da çokça konuşuldu ve eleştiri aldı bu fotoğraf. Bugün de konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda bir emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim İrem Hanım. İyi yayınlar diyorum. Şimdi çokça konuşuldu, tartışıldı ve yorum yapıldı. İlk olarak ben sizin yorumunuzu alarak başlayayım fotoğrafa dair. Şimdi fotoğrafı esasında sadece bu fotoğraf olarak değil de 15 Temmuz 2016'dan sonra yaşanan süreci değerlendirmek lazım. Hemen hemen her yüksek askeri şura toplantısında tempo giderek artarak, eleştiriler giderek artarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasete daha fazla dahil olduğu, siyasetin daha fazla etkisine girdiği yönünde eleştiriler yapılmakta. Bu fotoğraf en son 2 hafta önceki yüksek askeri şurada örneğin bir siyasi lidere düzen övgüler sergileyen bir kişinin terfi etmesi çok eleştirildi. Şimdi bunların büyük sıkıntıları var biliyorsunuz. Yani bu çok 100 yıl öncesine gidersek Balkan Harbi. Çok geriye gitmeyelim işte 8 sene öncesine giderim. Hain FETÖ darbe girişimi. Hep bu siyasallaşmaya göz yumulmasının sonuçları olarak önümüze çıkıyor. Bu fotoğrafta da esasında bu fotoğraftaki partinin kimliğinden bağımsız. Yani Atatürk ilke ve inkılaplarına karşıtlığı, Cumhuriyet'in temel değerlerine geçmiş dönemde ve hatta günümüzde de getirdiği eleştirilerden bağımsız olarak konuşuyorum ben. Bu fotoğrafta şu gördüğümüz, daha önceki siyasetin orduya müdahalesi çerçevesinde veya ordunun siyasete dahil olması kapsamında A parti, B parti, C parti fark etmez. Gerçekten fark etmez. Yani isim söylemeyeyim ama hangi parti aklınıza gelirse gelsin, hiçbir siyasi partiyle üniformalı askerlerin, hele bu şekilde üst düzey komutanların fotoğraf çektirmemesi, fotoğraf vermemesi gerekiyor. Bu elbette şimdi onlar da orada sıralı amirleri var. Onlar davet ettiği için oraya gelmiş durumdalar. Bunu en başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Milli Savunma Bakanı'nın düşünmesi lazım. Bu pozisyona bu olayı getirmemesi lazım. Bunun dünya demokrasilerinde, gelişmiş demokrasilerinde örnekleri var. Örneğin Avustralya'ya Milli Savunma Bakanı, bir savunma bakanı bir konuşma yaparken arkasında askerler mevcut. Kuvvet komutanları aynı şekilde. Konu siyasete kayınca Genelkurmay Başkanı'nın yanına gidiyor, kulağına eğiliyor. Müsaadenizle sorular siyasete döndü. Ben askerleri veya komutanları alıyorum diyor. Komutanlar ayrılıyorlar. Yani neticede burada en büyük hassasiyetin, hele ki işte bu 15 Temmuz darbe girişinin hedef alınan Cumhurbaşkanı, hedef alınan Milli Savunma Bakanı. Dolayısıyla onların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de mütakip dönemlerde daha hassas olmaları veya olacaklarına inancım tam. Öyle belirteyim isterseniz. Peki Sayın Bağcıoğlu, sizce kuvvet komutanları bu tepkiyi alacaklarını bilmiyorlar mıydı bu fotoğrafı verirken? Yani bunu göze mi aldılar? Bile bile mi yapıldı? Yani şimdi İrem Hanım, bazı şeyler çok spontane gelişir. Yani o tören alanında mezarlıkta veya şehitlikte bir törenden sonra bir anda gelin fotoğrafımızı çekelim, şurada bir poz verin falan. 3 saniyelik 5 saniyelik bir olay. Kesinlikle ben bilerek çıkalım orada o siyasi parti liderleriyle beraber olalım, fotoğraf çektirelim durumu olduğunu zannetmiyorum. Yani çok spontane gelişen bir olay olduğuna inanıyorum. Onlar adına konuşmam tabii ki mümkün değil ama çok da rahat olduklarını düşünmüyorum. Yani ben de aynı pozisyonda askerlikten gelen biri olarak çok da rahat olduklarını düşünmüyorum şu anda. Peki efendim, aslında siz de söz ettiniz. Geçtiğimiz günlerde yapılan Yüksek Askeri Şura'da tartışmalara neden oldu. Yine eleştiriler aldı. Tüm bu tabloya baktığımızda aslında siz de geçmiş dönemde kendi görev yaptığınız dönemle karşılaştırmanızı istesem, önümüzdeki tablo bizi nereye götürür? Yani şimdi şöyle, zaten bunun tarihte örnekleri mevcut. Biraz önce ifade etmiştim. Balkan Harbi, işte 15 Temmuz darbesi, ondan sonra ara ara demokrasinin kesintiye uğradığı dönemler de mevcut. Dolayısıyla burada en başta iktidarın bu konuda şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Yani 15 Temmuz darbesini bir fiil yaşamış Cumhurbaşkanı'nın ve diğer bazı liderlerin canına kastedilmiş. Bunlar neden oldu? O terör örgütüne, devletin en başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yerleşmelerine müsamaha edilmesiyle oldu. İşbirliği demeyeyim ama göz yumulmasıyla oldu.
Kumpas davaları hatırlayın, 2008'den 2015'e kadar devam eden bu kumpas davalarında yüzlerce askeri personel FETÖ hakim, savcı, polislerinin elinde hapislerde çürüdü. Bir kısmı hapislerde hayatını kaybetti, bir kısmı tahliye olduktan sonra hayatını kaybetti. En büyük milli güvenlik sorunu bu. Buradan ders alınması lazım. Siyasallaşmaya kesinlikle izin verilmemesi lazım. Anayasanın temel değerleri, Cumhuriyet'in temel değerleri, Atatürk'ün temel ilke ve inkılapların düstur olmadı. Ama maalesef şu anda yine ben şöyle belirteyim, azınlık da olsa kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri de ezici çoğunluk Cumhuriyet'in temel değerlerine, Atatürk ilkelerine bağlı olduğuna eminim. Ama azınlık da olsa işte bu fotoğraflardan belirli bir ikbal, menfaat, mesleki menfaat düşüncesine girebilirler. Yani biz de böyle fotoğraflar yapıp ilçe başkanları, il başkanlarıyla, parti yöneticileriyle beraber olursak belki meslekte yüz küsürebiliriz gibi. Burada liyakati de, yani mesleğini iyi bilme, iyi yapma yetisi de kaybetmiş olabilir Türk Silahlı Kuvvetleri. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bir fotoğraf, başka bir fotoğraf olayı daha var. Bu hafta sonu biliyorsunuz Aksaz'da, Aksaz Deniz Üssü'nde Türkiye'nin en modern, en yeni denizaltısı hizmete girdi. Piri Reis Denizaltısı. Bu denizaltı 2005 yıldan beri süre gelen bir inşa sürecinin sonunda, 19 yıl sonunda nihayet Türk Deniz Kuvvetleri'ne kavuştu. Çok büyük bir imkan, kabiliyet. Önce bunun hayırlı olmasını diliyorum. Ama orada bir aile fotoğrafı var. Hem de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan. İşte Sayın Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanları ve askeri personel var. Çok güzel, çok güzel bir aile fotoğrafı. Ama burada buna ilave olarak geçmiş dönem ve mevcut AKP ilçe düzeltiyorum milletvekilleri. AKP'nin Muğla İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Muğla İl Başkanı. Bunlar da orada görüntüde yer alıyorlar. Bu işte biraz önce söylediğimiz kuvvet komutanlarının o spontane fotoğraf çekiminden daha sıkıntılı bir durum. Yani siz o törene, çok önemli bir törene, yılların emeği olan, 93'te başladı proje. O dönemden bugüne 8 tane Deniz Kuvvetleri komutanı zaten hayatta. Siz onları davet etmiyorsunuz. Projede yer alan subayı, as subayı, işçiyi davet etmiyorsunuz. Ama bir siyasi partinin, iki siyasi partinin milletvekillerini, il başkanlarını davet ediyorsunuz. İşte bu fotoğraf bir sembol. Bu fotoğrafı gören askeri personel diyecek ki, o zaman ben AKP ilçe başkanıyla, il başkanıyla ilişkimi veya Adalet Kalkınma Partisi il başkanıyla ilişkimi geliştireyim. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanıyla ilişkimi geliştireyim. Meslekte kazansam. Yani yanlış mesajlar, kötü niyetli insanlar tarafından yanlış algılara, yanlış anlayışlara neden olabilir. Buna engel olunması lazım. En başta bu iş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralı amirleri, yani kuvvet komutanının, genelkurmay başkanının sıralı amirleri tarafından yerine getirilmesi lazım. Ama onlar da işte bu tip spontane gelişen durumlarda herhalde kontrol elden kaçıyor. Yani o fotoğrafta arkada kimin olduğunu göremiyorlar ama orada birinin müdahale etmesi lazım. Benim değerlendirmem bu iki fotoğraf üzerinden bu. Evet, peki son bir kısa yorum almayı çok isterim. FETÖ'den söz ettiniz. Siz de aslında yıllarca mücadele etmiş bir isim olarak 2016'dan sonra özellikle ordu kısmını konuşalım. FETÖ ile etkin bir biçimde mücadele edilebildi mi? Benim kanaatim, ben 2020 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından ayrıldım. Foça'ya tayin oldum. O dönem içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı elinden geldiğince, Türk Silahlı Kuvvetleri, işte Milli Savunma Bakanlığı elinden geldiğince bu yapıyla mücadele ediyordu. Ama daha sonra işte basından takip ettiğimiz, duyduğumuz kadarıyla bir süreçte bir inkıta, bir yavaşlama, duraksama oldu. Ama askeri kanadı, yani şimdi bakın, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, o gece derdest edilmiş, gerçek anlamda derdest edilmiş bir general. Yani diğerleri kahve içtiler, ceketlerini taşıttılar ama Yaşar Güler general alındı, derdest edildi, götürüldü, bir düşman askeri gibi esir tutuldu. O dönemin işte aynı şekilde şu anki Genelkurmay Başkanı da. Dolayısıyla onların FETÖ ile mücadele iradesi konusunda benim en ufak bir şüphem yok. Çünkü bir numaralı hedeflerdi. Belki sabah vurulacaklardı. Ama benim her zaman söylediğim bu Yüksek Askeri Şura'da bir Milli Savunma Bakanlığı içinde bir sekreterya var. Yüksek Askeri Şura Sekreteryası, personel bölümüne bakan kişiler. Bunların bir kısmı sivil bürokrat, hatta bir kısmı değil, çoğu sivil bürokrat. Ben bu sivil bürokratların bu mücadeleyi etkinlikle yerine getirmediğini değerlendiriyorum. Gözlemlediğim ve edindiğim tecrübelerle etkinlikle yerine getirmiyor. Çeşitli nedenler olabilir ama üst kademede en ufak bir irade eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Ama arada bu şekilde bir inkıta veya yavaşlatma veya mücadelenin etkinlikle yapılmaması yönünde benim elde ettiğim şahsi kanaatim, yanlış da olabilir. Çünkü içeriden bilgi alacak, içeriye nüfuz edecek halimiz yok. Sosyal medyadan takip ediyoruz, basından takip ediyoruz. Böyle bir bilgi, böyle bir değerlendirmem var şu aşamada. Peki. Sayın Bağcıoğlu, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ve katıldığınız için.
Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler diyorum, kolay gelsin. Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun olduğu karede Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının da yer alması tepki çekmişti. Bu kare oldukça eleştirilmişti. Ordu siyasallaşıyor denilmişti. Bundan iki hafta önce gerçekleşen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar da yine ordunun siyasallaşmasına ilişkin eleştirilere sebep olmuştu. Bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ile konuştuk. Sizler için anlattı. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.